Biz de kronometremizi ayarlıyoruz. Karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Türkiye Kupası ikinci turunda Fabrika Bakım Montaj Balçova Yaşamspor'la eşleşen Balıkesirspor, Spor Toto üçüncülük üçüncü grup takımları arasında yer alan rakibi karşısında oldukça zorlandığı maçı penaltı atışlarıyla 4-2 yenik kapattı. Murat'ın ortası, kafa ve gol! Top bile nerede? Bu sonuçla günün sürprizine imza atan Kırmızı Beyazlılar, Türkiye Kupası'na erken veda etti. Keremcan, görüyorsunuz. Müthiş bir top kapma. Maça Zeki Ayvaz, Uğur Akdemir, Abdülhamit Yıldız, Kerem Can Akyüz, Hasan Atipoğlu, Eray Ataseven, Ronald Vargas, Kalife Jabi, Murat Gürbüz Erol, Ali Öztürk, Burak Çalık 11 ile başlayan Balıkesirler, Eray Ataseven'in attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarının başlama düdüğünü çaldı. İkinci yarıda iki takıma yine yürekten başarılar diliyoruz. 32. dakikada ev sahibi Fabrika Bakım Montaj Balçova Yaşamspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan hücuma katılan defans oyuncusu Murat İrişli'nin ceza sahasına yaptığı ortayı Kadir Arı kafasıyla tamamlayarak kaleci Zeki Ayvaz'ı çaresiz bıraktı. Murat'ın ortası, kafa ve gol! Top bile nerede? 1-1 oldu. 84. dakikada Kerem Can Akyüz, 103. dakikada ise Hasan Atipoğlu'nun kırmızı kart görmesiyle maçı ve uzatma dakikalarına 9 kişi tamamlayan Kırmızı Beyazlılar, 120 dakikanın 1-1 beraberlikle sonuçlandığı maçın bitiminde tur atlama umudunu penaltı atışlarına bıraktı. Maçın skoru 1-1. Uzatmaya gidiyoruz. Balıkesirspor'da Ronald Vargas penaltı atışlarından ilkini güzel bir vuruşla filelere göndermesine rağmen rakip takım kalecisi Ogün Çebi, Eray Ataseven, Sinan Uzun ve Abdülhamit Yıldız'ın şutlarını kurtararak inanılmazı gerçekleştirdi. Eray geldi, vurdu ve Ogün çıkartıyor. Balçova Yaşamspor'da Battal Demirbilek, İskender Sahat ve Recep Güler ise penaltı atışlarında kaleci Zeki'yi geçerek takımlarının tur atlamasında kaleci Ogün Çebi ile birlikte başrol oynadı. Abdülhamit ve Ogün. Balıkesirspor'un kupadan elenmesi kadar zorlu Gençler Birliği maçı öncesinde Kerem Can Akyüz ve Hasan Adipoğlu'nun kırmızı kart görmesi büyük üzüntü yarattı. Bir Süper Lig takımını eliyor, kupanın dışına itiyor. Fabrika Bakım Montaj Balçova Yaşamspor'a Türkiye Kupası'nda elenmesine rağmen Süper Lig'de 39 yıl sonra Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenerek büyük sükse yapan Balkes, bu tarihi başarıyı kazandıran futbolcularını ödüllendirdi. Ard arda gelen mağlubiyetlerin ardından zorlu maratonda yepyeni bir sayfa açan Balıkesirspor'da ilk iki haftayı primsiz geçiren kırmızı beyazlı futbolcuların cepleri para doldu. Ülke genelinde büyük ses getiren ve şehre moral veren bu galibiyetle birlikte 20'şer bin lira prim kazanan futbolcular, Gençler Birliği maçında da hedeflerinin galibiyet olduğunu söylediler. Kırmızı Beyazlı yönetimin sezon başında belirlediği tarifeye göre futbolculara galibiyet başına verilecek 10 bin lira primin 4 büyükler olarak bilinen Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçlarında 2'ye katlanacağını deklare eden Başkan Tuna Aktürk, bu açıklanan sisteme göre belirlenen primlerin futbolcuların hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Aktürk, puanlar onlardan, primler bizden dedi. Galatasaray kulübü şu anda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Türkiye'nin güzide kulüplerinden bir tanesi. Sezon başlarken 38 yıl sonra döndükleri Süper Lig'e renk katacaklarını söylediğini anımsatan Başkan Aktürk, Akhisar Belediyespor ve Torku Konyaspor mağlubiyetleriyle kötü bir başlangıç yaptık ancak Galatasaray'ı yenerek neler yapabileceğimizi dosta düşmana gösterdik. Bundan sonra da başarılı sonuçlar alıp ligin en çok konuşulan takımlarından biri olacağız diye konuştu. 28 Eylül Pazar günü saat 16'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Gençler Birliği Balıkesirspor maçı hakemleri belli oldu. Müsabakayı İzmir bölgesi hakemlerinden Alper Ulusoy yönetecek. Yardımcılıklarını aynı bölgeden Adil Sinem ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Bu zorlu mücadelenin 4. hakemliğini Denizli bölgesinden Ümit Öztürk, 5. hakemliğini Kayseri bölgesinden Abdülkadir Bitigen, 6. hakemliğini de Kayseri bölgesinden Emre Altun yapacak.
Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın maç ve hakem listesi şöyle. 26 Eylül Cuma Galatasaray Sivas Spor Volkan Bayarsan. 27 Eylül Cumartesi Trabzonspor Kasımpaşa Yunus Yıldırım. Beşiktaş Eskişehir Spor Çağatay Şahan. 28 Eylül Pazar Çaykur Rizespor Bursaspor Bülent Yıldırım. Torku Konyaspor Kayseri Erciyesspor Süleyman Abay. Gençler Birliği Balıkesirspor Alper Ulusoy. Akhisar Belediyespor Fenerbahçe Deniz Çoban. 29 Eylül Pazartesi Kardemir Karabükspor Mersin İdman Yurdu Fırat Aydınus. Gaziantepspor İstanbul Başakşehir Abdullah Yılmaz. Türkiye Kupası'nda Fabrika Bakım Montaj Balçova Yaşamspor'a penaltılarla 4-2 yenilerek büyük hüsran yaratan Balıkesirspor'un ardından Fatih Karagümre 3-2 yenilen Bandırmaspor'da kupaya veda etti. Oktay Taş yönetiminde Bahçeli Evler İl Özel İdare sahasında oynanan maça Ethem, Yasin, Orkun, Oğuz Bilal, Gökhan, Onur, Sertaç, Ali Kuleli, Ali Serin, Doğan 11 ile çıkan Bordo Beyazlılar 56. dakikada Mertcan'ın attığı golü 60 ve 69. dakikalarda Sertaç'la yanıt vermesine ve 2-1 öne geçmesine rağmen Fatih Karagümrük 90. dakikada Anıl, 116. dakikada da Nihat'la 2 gol daha bularak maçı 3-2 kazandı. Bu skorla Bandırma Spor kupadan elendi. Türkiye Kupası'nda bugün şu maçlar oynanacak. Erzin Belediyespor, Gaziantepspor, Elazığ Spor, Ayvalık Gücü Belediyespor, Şanlıurfa Spor, Sivas 4 Eylül Belediyespor, Antalya Spor, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, İstanbul Başakşehir, Tokat Spor.